Merhaba değerli izleyicilerimiz. Nasıl Yani programından sizi sevgiyle selamlıyoruz. Bugün emekçilerin önemli bir günü. Çünkü Genel Maden İş Sendikası bugün 16.30'da başlayacak aslında tam etkinlikler ama yürüyor. Basın açıklamalarını da paylaşacağız. Bugün yayınımızı buna ayırdık. Şu anda stüdyodaki değerli konuğum Aydınlık Gazetesi Emek Servisi Şefi Sayın Tarık Tekgözlü. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Madenlerimiz bir özelleştiriliyor. Aslında bu hareket, bu demokratik tepki tamamen madenlerin her şeyin özelleştirilmesine karşı bir tepki. Ben öyle okuyorum. Bilmiyorum siz ne söyleyeceksiniz. Ve bir taraftan da Zonguldak'ta baktığımız zaman işte kömür işçisinin büyük dramı var. Kömür, taş kömürü ocaklarında büyük zarar var. Bütün bunları sizden dinleyelim. Yani bu Genel Maden İş Sendikası'nın tavrı, tepkisi çok önemli bir tepki. Bundan sonra söz sizde. Şimdi son durumdan ben bahsedeyim. Lütfen. Bugün Hanım. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden sahaları parçalanarak özelleştirilmek isteniyor. İş yerinde örgütlü, kurumda örgütlü olan Genel Maden İş Sendikası kimi girişimlerle bunu engellemeye çalıştı. Ne yaptı? Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldiğinde hemen gittiler. Oradaki komisyon üyeleriyle görüştüler. Özelleştirmenin yaratacağı zararlı sonuçları anlattılar. Fakat ikna edemediler. Ve orada kabul edildi. Onun öncesinde kimi görüşmeler de yapılmıştı aslında. Oradan sonuç alamayınca önüne eylem kararı koydu sendika ve bugün 16.30'da Madenci Anıtı'nda büyük bir kitlesel basın açıklaması yapacaklarını söylediler öncesinde. Ancak bu bir mitinge dönüşecek, hepimiz göreceğiz. Evet. Ulusal kanal izleyicilerimiz de hatırlar, 1991 Büyük Zonguldak Madenci Yürüyüşü'nde de etkileri büyüktü. Orada halkın büyük destekleri vardı. O ruhu hissettim ben şahsen. Bugün onu yaşayarak göreceğiz. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun önemine değinmekte yarar var. Neden bu kurum özelleştirilmek isteniyor? Bu kurum 1980 yılından sonra izlenen politikalar nedeniyle zarara uğratıldı. Evet. Esas olarak ekonomik politikalar nedeniyle, neoliberal ekonomik politikalar nedeniyle devletin eli kamudan çekildi. Yani kamu küçültüldü, özel sektör desteklendi. Ve bildiğimiz gibi de bu sistemi bizim gibi gelişmekte olan ülkede Amerika dayatmıştı, Batı sistemi. Ve şu an gelinen noktada, örneğin şöyle bir örnek vereyim size. 1990 yılında kurumda 45 bin kişi çalışırken bu sayı bugün 2017'de 7.625'e düşmüş durumda. Olağanüstü bir çalışan sayısında düşüş var. Keza üretimde de öyle. Yani taş kömürü kurumundaki taş kömürü üretimi 1974 yılında 5 milyon tonken bu 80 yılında 4 milyon tona iniyor. O neoliberal politikalardan sonra adım adım, özellikle 90'lı süreçten sonra, taşeronlaşma sürecinden sonra adım adım üretiminde düştüğünü görüyoruz. Evet. Ve kurum zarar etme aşamasına geldi. Ama bu kasıtlı bir politikayla yapıldı. Şunu da görüyoruz tabii. 2009 yılında bir miktar işçi alımı yapılmıştı. Orada işçi alımı yapıldıktan sonra üretimde de bir artış olduğunu gördük. Aslında kurumu kurtarabilmenin yolu orada teknolojik gelişmelere uygun şekilde yeniden yapılandırmak kurumu. Bu ancak devlet eliyle yapılabilir. Çünkü özel sektör kar amaçlı hareket eder. Ciddi maliyetler var. O bu işin içine gireceğini ben düşünmüyorum. Keza bir şirket Zonguldak Havzası'nda yine madenlerde işletmeyi hakkını almıştı. Fakat vazgeçtiler. Çünkü ciddi maliyet. Bu işi devlet yapar ve şöyle bir durum da var. İlginçtir. Evet. Önemi açısından söyleyeceğim. Ya, ikinci Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimizi dile getiriyor hükümet yetkilileri. Keza biz de öyle düşünüyoruz. 15 Temmuz'da bir sene önce bir Amerikan destekli FETÖ tarafından, Fethullahçı terör örgütü tarafından bir darbe girişimi oldu. Bugün
Batı Asya'da, Orta Doğu'da yine Amerika ile cephe cephe geliyorsunuz. İlginçtir, taş kömürünü biz Amerika'dan ithal ediyoruz. Yani ona bağımlıyız. Genel anlamda enerjide de %70 oranında dışa bağımlıyız. 2015 yılında Enerji Bakanlığı hazırladığı bir raporda şunu söylüyor. Kömür diyor, ileride 3 enerjiden biri olacak. Yani önemli enerji madenlerinden biri olacak diye nitelendiriyorlar. Fakat 2 yıl sonra gördüğümüz gibi maalesef kurumu kapatacak adımlar atmaya yöneldiler. Ve bu Türkiye'de iş cephede de bir gedik açıyor. Yani Batı Asya'da belli mecburiyetlerden dolayı Türkiye'nin bütünlüğü yönünde adımlar atılırken iş cephede, yani Türkiye'nin içinde toplumu bu tehlikelere karşı birleştirmek gerekiyor. Fakat hükümet iş cepheyi bölerek, yani çalışanları ve hükümet cephe cepheye gelmiş durumda şimdi. Göreceğiz. 10 binler 10-15 dakika sonra Zonguldak'ta destan yazacaklar. Destan yazacaklar. Kendi destanlarını, ama kim okuyacak? Biz okuyoruz da hükümetin okuması önemli. Bugün belki hükümet okuyamıyor ama okumak zorunda kalacak. Okuyamazlarsa iktidar ayakta kalamaz. Onu da net olarak söyleyelim. Neden? Bir gemi Batı Asya'ya doğru gidiyor. Hükümet yetkileri, bürokrasi, işte ekonomi, maliye ve Enerji Bakanlığı'ndaki bürokratlar batıya doğru depar atıyor. Şu kafalar çünkü batı sisteminde. Klasik bir özelleştirme, işte devletin elini kamudan çekelim, zayıflatalım, küçültelim. Keza bakalım bugün tekel diye bir diğer, yani stratejik kuruluşlara gerçek baktığımızda var. Hiçbiri ortada yok. Özelleştirildiler, kurumlar ortadan kalktı. Özel sektör maalesef işletmedi. Türkiye bir borçlanmanın eşiğine geldi. Tabii bunu Türkiye aşacaktır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %70'i çalışan kesimlerinden oluşuyor. Evet. Siz 2. Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırmak istiyorsanız sırtınızı işçi sınıfına, çalışanlara dayamak zorundasınız. Başka türlü. Aksi çıkış. Halde o sınıfa dayananlar iktidara gelir. Keza yani bir milli hükümet kurulma süreci de böyle belki de inşa edilecektir. Bilemiyoruz. Yaşayarak göreceğiz. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Biz şimdi bölgeye bağlanıyoruz. Hasret Kaya karşımızda. Oradaki son hazırlıkları, son durumu bize anlatacak. Hasret, merhaba. Merhabalar Gülgün Hanım. Zonguldak'tan gelişmeleri... Seste bir problem var sanırım ama şöyle söyleyelim, madenci anıtının olduğu meydandayız. Özel sektör eliyle çalışmak istemeyen Zonguldaklı maden işçileri meydanda kitlesel bir basın açıklaması yapacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek genel kurula gönderilen ve genel kurulda görüşülmesi beklenen 58. madde, tabii birkaç madde çıkınca maddenin rakamı da değişti, 51. madde oldu. 51. madde ile ilgili tepkilerini göstermek için şu an burada buluşuyorlar. Bir basın açıklaması yapmalarını bekliyoruz. Gündüz vardiyasından çıkan, yani 8-16 vardiyasından çıkan işçiler buraya gelecekler. Özelleştirmeye karşı bir basın açıklaması yapacaklar. Bu yasa tasarısı için Genel Maden İş Sendikası'nın olduğu bina önünde buluştu bir kısmı. Bu sokak Denizer, Şemsi Denizer sokak. Bu sokağın maden işçileri için önemi büyük. Sadece sendikanın binasının olduğu yer değil aslında. Şemsi Denizer eski genel başkanı sendikanın ve 90'da 91 yılında büyük maden grevleri, yürüyüşleri bu sokaktan başlamıştı ve Şemsi Denizer buradan seslenmişti toplanan işçilere. Burası büyük maden grevlerinin başladığı yer, yürüyüşlerinin başladığı yer. Bir kısım da burada toplandı. Meydana toplanmaya devam ediyor vatandaşlar. Eğer maden sahaları bölünerek ihalelere çıkarsa denetim zorlaşır diyorlar. Biz devlet denetimi istiyoruz diyor madenciler. Madencilerin taleplerini de iletelim bu arada. Yeni iş kazaları olmasın artık diyor madenciler. Genel Maden İş Sendikası'nın başlattığı mücadele ile burada kitlesel bir basın açıklaması yapacaklar.
Bu işi bilen insanların yapması gerekiyor diyor madenciler. Madencilik tecrübe işi, özel sektör bunu yapamaz diyorlar. Madenler kar kurbanı olmasın diyorlar. Yakın zamanda Soma gibi bir facia yaşanmışken onların bu talebine hükümet kulak verecek mi merak konusu. Çünkü maden kazalarına baktığımızda çoğu özel sektörden kaynaklı, tecrübe bilmedikleri için birçok işçinin ölümüne sebep oldular diyebiliriz. İş sağlığından, güvenliğinden tutun da Türkiye ekonomisine kadar birçok konuya etkisi olan bir mesele aslında bu. İşçiler konuyla ilgili yasa tasarısının meclis gündemine geldiğinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyorlar. Zonguldak açısından, maden işçisi açısından bunun sonuçlarının kötü olacağı vurgusu yapıyor madenciler. Maden işçisi ne istiyor? Maden işçisi üretmek istiyor. TTK'nın yani Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun küçültülmesini istemiyorlar, üretmek istiyorlar. Madencilerin sesine kulak verecekler mi? Merakla bekliyoruz aslında buradan. Dediğimiz gibi vatandaşlar toplanmaya devam ediyor. 8-16 vardiyasının çıkması bekleniyor burada. Son gelişmeler şimdilik bu kadar. Yine size döneceğiz Gülgün. İyi çalışmalar diliyoruz. Bu arada bizim bilgisayarımız bir azizlik. Çünkü Lösemili Çocuklar Haftası 2-18 Kasım tarihleri arasında. Bilgisayarımdan da bir bilgi aktarmak isterken devamlı reklamları çıkıyor. Evet, bugün başladı Lösemili Çocuklar Haftası. Zonguldak'ta Genel Maden İş Sendikası, Türkiye kömür işletmelerinin, taş kömürünün her şeyin özelleştirilmesine karşı tepkisini dile getiriyor. Halk toplanmaya başladı zaten. Şimdi stüdyodaki konuğum Sayın Mehmet Akkaya, Aydınlık Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne oluyor? Yani ne oldu da bu noktaya gelindi? Aslında bu bir sonuç. Bu tepkiden, bu demokratik tepkiden bir sonuç alınabilir mi? Alınması gerekir ve ben de alınacağına inanıyorum. Zonguldak halkı ve işçisi yiğit bir bölgedir, yiğit bir işçi topluluğudur. Bunun sonucunu mutlaka alacaklardır. Fakat hükümetin niyeti sadece Zonguldak'tan ibaret değil. Yani bunu altını çizmek lazım. Türkiye'deki kömür sahalarının tamamını özelleştirmek istiyorlar rödovansiyonuyla. Bu ne demektir? Bu şu demektir, Türkiye'nin yaklaşık yani yüzlerce yıllık geleceğini şimdiden haraç mezat satmak demektir. 15 milyar tonluk kömür. Gülgün Hanım, 15 milyar ton kömür şu anda Türkiye'de rezerv olarak tespit edilmiş olan. Bunun 1,5 milyar tonu taş kömürü olarak Zonguldak bölgesinde. Geri kalanı lignit kömürü olarak Türkiye'nin çeşitli havzalarında. Hükümet de zaten sadece Zonguldak bölgesini ilgilendiren taş kömürünü değil, Türkiye kömür işletmesini de kapsayan bu 15 milyarlık kömürü hedeflemiş durumda. 15 milyar ton kömür demek Türkiye'nin enerji geleceği demek, yeraltı zenginliği demek, Kurtuluş Savaşı'yla yeniden millileştirilmiş olan o sömürge tarihini yeniden hortlatmak demek. Böyle bir niyete tekrar kalkışıyorlar. Bu hükümetin aslında ekonomide bir çıkmaza girdiğinin göstergesi ama bu çıkmazdan bu şekilde kurtulmak mümkün değil. Bu daha da çıkmazı derinleştirir. Son yıllarda bunun çıkmazdan kurtulmanın bir arayışı içerisinde olduklarını görüyoruz. Özellikle 2011 yılından itibaren hükümet çırpınıyor. Çok açık yani, çok açık çırpınıyor. Ekonomiyi kayaya tostlattıklarını farkındalar. 2011 onlar için bir alarm senesidir. O tarihte baktılar ki özelleştirmelerle, efendim, dışarıdan getirilen paralarla Türkiye'deki işsizliği önlemek mümkün değil. Yatırım yapılamıyor. Efendim, üretimin artışı mümkün değil. Kamuyu zaten üretimden çekmişler, yatırımdan çekmişler. Böyle olunca özel sektöre yüklendiler. Evet. 2011'den itibaren. Ve dediler ki biz
bu Türkiye'nin karşılaştığı bu sorunları, sıkıntıyı işçiye yıkarak bundan çıkacağız. 2011 yılında bir program ilan ettiler. Ulusal İstihdam Stratejisi diye. Bu krizin hükümetin ekonomiye kayaya toslatmasının sonucunu çalışana yıkma planıydı. Ulusal İstihdam Stratejisi dedikleri. Taşeronluğu yayacaktılardı. Esnek çalışma yayacaklardı. Özel istihdam bürosu denilen köle şirketlerine yol vereceklerdi. Ve kıdem tazminatında fon uygulamasına geçeceklerdi. Bu adeta çalışanın elindekilerin sonunu da almak ve onları daha da yoksulluğa iterek buradan çıkma çabasıydı. Fakat 2015'e geldiler, baktılar ki o niyetle düşündüklerini zaten çoğunu yapmışlar. Yani geriye sadece kıdem tazminatı kalmış. Ona yüklendiler. Orada tabii karşılarında büyük bir duvar vardı ama o da kurtarmıyordu. Evet. O zaman ne yaptılar? Dediler ki 2015, o zaman biz tekrar yatırım ve üretime yönelelim. Yatırım ve üretime yönelme fikri güzeldi ama fakat devletin yatırım ve üretim yapabilme becerisini ortadan kaldırmışlardı. Evet. Yani bu çok önemli bir şeydir. 2015 yılı da bu gerçeğin hükümetin önüne çıkması tarihidir. 2015'te bu hükümetin seçimler sırasında seçim bildirgelerine yatırım, üretim gibi sözleri kendi fıtratlarında olmamasına rağmen yazmalarındaki gerçek buydu. Ulusal istihdam stratejisi de onları kurtaramadı. Özelleştirmelerle Türkiye'yi bitirmişlerdi. Yeni kaynak bulamıyorlardı. Devleti ekonomiden çekmenin faturasıydı bu. O zaman bunu yapalım dediler ama fakat yatırım ve üretim yapabilme yeteneği de ortadan kalkmıştı. Neden? Çünkü bankacılık sektöründe yoksunuz. Bankacılık sektörünün %65'ini yabancılara vermişsiniz. Geriye kalanların da önemli bir kısmı özel sektör. Ve toplam kamunun bankacılık içerisindeki payı %15'lere düşmüş. Sigorta sektöründe yoksunuz. %85'i yabancı olmuş. Enerji sektöründe yoksunuz. Enerji sektörünün elektrik tarafını adeta lime lime etmiş, parçalamış, satmışsınız. Dağıtımı ve iletimi satmış, bitirmişsiniz, sıfırlamışsınız. Üretimi %65'ini özel sektöre vermişsiniz. Petrokimya sanayinde yabancılara adeta tamamını neredeyse vermişsiniz. Petkimi, Tüpraş'ı, petrol ofisini. Geriye Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla BOTAŞ kaldı. Şimdi Teopo ve BOTAŞ'ı da onun üstünde de çorapları örüyorlar. Ağır sanayide yoksunuz. Demir çelik fabrikaları sizin elinizde değil. Efendim petrokimyayı söyledik zaten. Alüminyum fabrikalarında yoksunuz. Çimento fabrikaları. Yani bu geçtiğimiz yıllarda bu özelleştirme sürecinde devletin yatırım ve üretim yapabilme kabiliyeti de ortadan kaldırıldı. Şimdi bu oraya yazmakla olmuyor. Yani 2015'te yazdılar bu yatırım üretim ama fakat 2 yıldır bunun sancısını yaşıyorlar. O zaman yatırım ve üretim yapabilme kabiliyeti kalmayınca rezerv de yok. Bunları teşvik edecek banka da yok. Bir tek ne kaldı? Ellerinde bir tek havuz olarak işsizlik fonu kaldı. İşsizlik fonunu talan ettiler. Oradan büyük teşvikler verdiler. Amacı dışında kullandılar. Ama onun da bir limiti var. O zaman ne yapalım? Biz bu özelleştirmede geri kalanları haraç meza satmaya son hızla devam edelim. Yani bugün karşılaştıkları olay Türkiye'nin uçuruma giderken fren yapmak yerine fren yapabilecek kabiliyeti olmadığı için gaza basmak derken Türkiye'nin kalan varlıklarını satmayı kastediyorum. Şimdi Enerji Bakanı, affedersiniz, Maliye Bakanı diyor ki, Gülgün Hanım diyor ki geçtiğimiz günlerde Şeker İş Sendikası yöneticileriyle bir araya geldi. Evet, evet. Sayın Abal diyor ki biz şeker fabrikaları benim gözümün bebeği gibidir. Fakat diyor bunları da satacağız diyor. Ne demek şimdi bu? Gözünün bebeğini satmak ne demek yani eğer böyleyse? Ve şimdi açıkladılar, özelleştirme idaresinin şeyinden başladılar açıklamaya. Sadece 5 ilde 223 bin metrekarelik şeker fabrikalarının arazisini satmaya başladılar. Arazilerinden, taşınmazlarından başlıyorlar. Fabrikalara da gelecek 3 gün sonra. Yani enerji sektöründe zaten şeyler hızla devam ediyor. Barajlar, hidroelektrik santralleri, termik santraller, bunların satışını hızla sürdürüyorlar.
Petrokimyada geriye 3-5 şey kalmıştı küçücük. Onları satmaya devam ediyorlar. Ama şimdi bu olay hepsinin üzerine adeta tuz ekecek bir olaydır. Türkiye'nin 15 milyar tonluk rezervidir söz konusu olan. Ve biz dışarıdan kömür alıyoruz. Evet. Değil mi? Bu ne, evet. Acı bir tablo. Yani niye özelleştiriyoruz her şeyimizi? Sadece Zonguldak'ta 1,5 milyar ton yerin altında. Bu Türkiye'nin 150 yıllık kömür ihtiyacını karşılayacak kadar. Ama her yıl şeye veriyor. Son 1-2 yılın rakamını izninizle aktarayım. Şimdi ne olmuş? Yer altında 15 milyar ton kömürümüz. Sadece Zonguldak'ta 1,5 milyar ton. Ama ithalata ne veriyoruz? 2010 yılı 6 milyon 538 bin dolar para ödemişiz ithalata. 6 milyon dolar. 2011'de 5 milyar 800 milyon 5 milyon 864 bin dolar. 2012'de 6 milyon dolar küsuratı var. 2013'te biraz düşmüş. 3 milyon dolara düşmüş. Ama 2014'te 8 milyon dolara çıkmış. 2013'te 13 milyon dolara çıkmış. Şimdi 2016 6 milyon dolar ve tekrar devam ediyor. Türkiye'nin varlıkları dışarıya ithal kömüre gidiyor, paralarla olarak gidiyor ve Zonguldak'ın kahvehaneleri işsiz dolu. Tıklım tıklım işsiz dolu. Üstelik yani emekçinin kenti Zonguldak. Evet, Zonguldak'ta üretimi düşürmüşler. 1 milyon tonun altına düşmüş. 5 Niye milyon yapıyorlar ton. Bunu? Yani bunun bir vatanseverlikle, Türkiye'yi sevmekle... Bunun altında bir neden yatıyor olmalı. İzah etmek mümkün değil. Neyle izah edebiliriz? Bu şey tabii, bu 80 sonrasında bir moda oldu. İşte dünya küresel köydür, ulusal ekonomilerinizi tasfiye edin diye emperyalist programı dayattılar Türkiye'ye de. Hemen hemen bütün partiler bunu benimsedi. Bakın yani burada AKP'nin de rolü çok büyük. Fakat bu AKP'den ibaret değil maalesef. 1990'da Türkiye Zonguldak'taki işçi sayısı 34 bin. 2002'ye gelinmiş, AKP'nin iktidara gelindiği tarihe 15 bine düşmüş. Oo. Oo, 34 binden 15 bine düşmüş. Bunun incelemesi yapıldı tabii. Ne oldu? Erittiler. Kapandı. Yani şöyle yaptılar. Şimdi Avrupa Kapandı. Birliği'nin mesela talimatları vardı. Dünya Bankası'nın bunu destekleyen IMF ile beraber talimatlarında diyorlardı ki kamuyu tasfiye edeceksiniz. Kamudaki çalışanlar fazla, bunları eriteceksiniz. Emekli olmuşların kadrolarını iptal edeceksiniz. Bu 100 kişi emekli olmuşsa ancak 25 kişi alacaksınız. Bir dönem 50 kişi aldılar, 100 kişinin karşılığında yarı yarıya düşürdüler. Bu 10 yıl kadar böyle sürdü, sonra %25'e düşürdüler. Böylelikle toplam kamu çalışanı personeli sayısı düştü. Ve bunun da Zonguldak'a payı çok acımasız bir şekilde yansıdı. 34 binden şu anda neye düşmüş? AKP iktidarında 15 bin başlamış, 15 binle almış AKP. Şimdi de o da 7 binin altına düşürmüş, 7 bine düşürmüş. Yarı yarıya %50 düşürmüş. 2010 yılından beri işçi almamışlar. 2006-7 yıldır emekliler oluyor, hastalananlar oluyor. Malulen çok kaza ve meslek hastalıkları bakımından çok şey bölgedir orası. Malulen ya da meslek hastalığı dolayısıyla ayrılan oluyor, emekli oluyor. Ama onun yerine 2010 yılından itibaren bir kişi almamışlar. Ve düşmüş, erimiş işçi 7 binine düşmüş. Üretim de neye düşmüş? 5 milyon ton üretim yapılıyordu Gülgün Hanım. Türkiye 67'lerde, 80'lerde hatta bu meşhur 90 grevi sırasında 3 milyondan fazla kömür üretiliyordu. Şimdi 900 bine düşmüş. Düşürmüşler daha doğrusu. Teknolojisini yaptırmamışlar, işçi sayısını artırmamışlar. Efendim üretimini artırmak için tedbir düşürmemişler. Zonguldak, şimdi ben epey kaldım Zonguldak'ta. Yani insanın içi parçalanıyor. O Zonguldak limanında ithal kömürlerin gemilerini görüyorsunuz. Adeta böyle işgal gemileri gibi.
Ki evet. Zonguldak'ı biz Fransızlardan almışız. Atatürk İngilizlerden en son millileştirmiş. Uzun bir dönem Fransızlar işletmiş. Sonra İngilizler, orası emperyalistlerden millileştirilerek kurtarılan bölgeler. Madenlerimiz öyleydi. Biz Kurtuluş Savaşı ile kazandık madenlerimizi. Cumhuriyetle kazandık. Ama şimdi yeniden kendi üretimimizi köstekleniyor. Üretimimiz düşürülüyor. En sonunda şimdi gerekçelerine üretim az, verimsiz vesaire. Kim bu hale getirdi? Bunun sorumlusu sizsiniz. İşte siz rakamları verdiniz. Tabii. 34 bin işçi varken, maden işçisi 15 bine düşmüş AKP iktidarı AKP zamanında. AKP iktidarında şimdi de 7 bin. 15 bin işçiyle hangi üretimi yapacaksın? Evet. Üstelik durmadan işte Soma faciası burnumuzun dibinde. Soma'nın niye olduğunu gayet iyi biliyoruz. Niye özelleştirme yoluna gidiyorsunuz? Şimdi süratle devletleştirilmelidir aslında madenlerimiz. Kesinlikle. Şimdi çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şimdi Soma'da bu maden, o katliamda ölenlerin secilesi araştırılsın. Katliam. Bunların önemli bir kısmının Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu çıkacaktır. Yani Zonguldaklı maden kentinde insanlar onlara iş bulma şansı ortadan kaldırılmış. Üretim tasfiye edilmiş, şu olmuş, bu olmuş. İnsanlar göçmüşler başka yerlere. Zonguldak'tan kalkmış Soma'da kömür üretimi yapıyor. O yer altında Soma'da ocaklarda şehit olan o madencilerin önemli bir kısmının nüfus kağıdında Zonguldak yazar. Daha ve yarası sarılmadı. Hangi akla hizmet bu yapılıyor? Seslenmek lazım buradan. Bir ara vereceğiz galiba. Kaç dakikamız var araya? Bir dakikamız var. Seslenmek lazım. Yani bu devlet eliyle işçilerimizin özel şirketler tarafından katliamına göz yummak gibi bir şey. Evet. Yani sözcüklerimi seçerek konuşmak istiyorum. Böyle bir şeyi herhalde Cumhurbaşkanı'na çok iyi anlatılmalı ki derhal bu işten dönülmesi gerekiyor. Yani burada akılla izah etmek mümkün değil. Yerin altında 1,5 milyar ton kömürünüz var Zonguldak'ta. Dışarıdan alıyorsunuz. Siz dışarıdan alıyorsunuz. Faiz ödüyorsun. Evet. Dövizin gidiyor. Sonra da üretim kalitesiz kömür geliyor. Sonra da bu gerekçeyle geri kalanların tamamını şeylere veriyorsunuz. Özel şirketlerimiz. Bak bir de şeyi var Gülür Hanım. Şimdi sendika da zaman zaman açıklıyor bu raporları. Hem Genel Maden İş hem Türkiye Maden İş Sendikası açıklıyor. Bu katliamların yaşandığı maden ocaklarının büyük bir kısmı özel cinayetler. Özel sektörün işlettiği rödevanslı ocaklardır bunlar. Taşeronlu ocaklardır. Bakın Soma bir taşeron şirketti. Efendim Ermenek bir rödevanstı. Daha geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta bir katliam yaşandı maden ocağında. Rödevanstı. Evet. Yani nerede bir maden katliamı varsa, çünkü özel sektörde özel sektör paraya bakar. Daha az işçiyle daha çok üretim yapabileceği koşullar arar. O yüzden ne yatırım yapmak? Yatırım ona maliyetliyse yatırım yapmaz. Teknolojisi maliyetliyse yapmaz. İşçi güvenliğini tartıştık değil mi? Soma'dan sonra ne oldu? Şimdi tartışan da kalmadı. Orada özel koruyucu alanların oluşması gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla hiçbirinde yok. 3-10 kuruş bir para. Özelleştirmeye yatırılan paranın yanında. Onun için nasıl mücadele edeceğiz peki Sayın Akkaya? Yani işte Zonguldak işçisi gösteriyor aslında nasıl mücadele edeceğini. Vereceğiz birazdan bildirilerini de yayınlayacağız. Türkiye'ye örnek oluyorlar. Buralar hükümetin şahsi malı değildir. Hükümetin koltuğunda oturan kimsenin kişilerin çiftliği değildir. Kişilerin şahsi malı değildir. Bunlar Türk milletinin malıdır. Cumhuriyetin malıdır. Bunlar gelecek nesillere kamunun işletmesi olarak devredilmek zorundadır. Bu yüzden bizim bunlara sahip çıkmak hem kendimiz için görevdir hem gelecek nesiller için görevdir. Zonguldak bize gösteriyor ne yapılması gerektiğini. Bütün milletimizi Zonguldak'a destek olmaya çağırıyoruz. Benim bir önerim şudur. Şimdi Zonguldak bir kalkmış bir kahramanca bir mücadele yürütüyor. Evet. Fakat bu sadece Zonguldak'ın meselesi değil ki. Hepimizin meselesi. Yani Zonguldak'taki söz konusu mesele 1,5 milyar ton. Ama hükümet 1,5 milyar tonluk bir plan yapmıyor. 15 milyar tonluk bir kömür rezervini toplamı hedefini alıyor.
aradan sonra. Evet. Çok önemli. Rakamlar da çok önemli. Ben yayınlarda rakam vermekten yana asla değilim. Ama hafızada bunlar, kalmıyor ama bu rakamlar bunlar, çok bunlar. Önemli. Sayın Hakkı'ya bir aramız tabii. var. Aradan sonra devam edeceğiz. Bugün canlarımız gitti yine. Şehitlerimiz var değerli izleyicilerimiz. Bu acı altında yapıyoruz. Soma şehitlerimiz var. Var, var, var. Bunlar hep çok üzerinde durmamız gereken konular. Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek ara veriyoruz. Buradayız. Devam ediyoruz sayın seyircilerimiz. Konuğum Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Akkaya. Tabii Zonguldak'ta işçiler çok önemli bir eylem gerçekleştiriyorlar ve Madenci Anıtı'nda Zonguldak'ta bir basın açıklaması yapacaklar. Biz de yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Torba yasa tasarısından 58. madde çıkartılmalıdır diyor işçiler. Torba yasa tasarısı 58. madde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'yla Türkiye Kömür İşletmeleri uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu böldürtmeyelim, sattırmayalım. Madencilik kar hırsına yenilmesin. Devlet denetimi azalacak, iş güvenliği önlemleri aksayacak, daha büyük faciaların önü açılacak. Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek ve diğer faciaları unutmadık diyor. Ve bugün Aydınlık Gazetesi'nde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, madencinin davası Türkiye davası başlığıyla yazısını kaleme alıyor. Çok önemli bir yazı. Evet, evet. Ben bu yazıdan belki bölümler aktarmak ister misiniz bilmiyorum ama Zonguldak, Bartın, Karabük tepelerinin altında 1.4 milyar ton kömür yatıyor ve Türkiye kömürü dışarıdan alıyor diye başlıyor yazı. Nasıl alıyor? Borçlanarak alıyor. Ne acı. Bakın tablo ne acı. Aslında madenlerimiz belki Türkiye'nin cari açığını, her türlü borcunu ödeyebilecek zenginliğe sahip ama bir el var ki bunları işlettirmiyor ve bir kara zihniyet var ki bunları hep bana diyerek kendine yontuyor. Şimdi kömür toplum hayatının çok önemli bir yerinde işlevi gören bir maden. Bir kere enerji demek. Yani kömür demek, enerji demek. Termik santrallerin çalışmasında kullanılıyor. İki, ağır sanayide kullanılıyor. Demir çelik fabrikalarında, tabii. Diğer santraller, şeylerde, alüminyum fabrikalarında ve diğerlerinde. Üçüncüsü ısınmada kullanılıyor. Halkın günlük hayatında kullanılıyor. Dördüncüsü enerjinin diğer yan unsurlarında kullanılıyor. Yani kömür demek sadece Zonguldak demek değil aslında. Ekonomi demek. Türkiye ekonomisinin ağır sanayiniz kömürle işliyor. Tabii. Enerjiniz kömür tabii. sayesinde çalışıyor. Ve halkın ihtiyacı, ısınma ihtiyacı bu sayede oluşuyor. Evet. Şimdi bu özel sektöre devredilecek bir olay değildir. Bu böylesine bir olay, bu şey stratejik bir ürün. Bu stratejik bir ürün. Ağır sanayinin, enerjinin ve halk hayatının merkezindeki bir madenin özel sektöre satılması, parçalanması. Hem parçalıyorlar hem de özel sektöre satıyorlar. İkili bir iğdiş etme olayı bu. Bu olabilecek bir şey değil. Yani bu stratejik. Şimdi bir yanda ekonomide milli seferberlik diyeceksiniz. Geldiler en son. Dediler ki öyle bir noktaya geldik ki ekonomide ancak milli seferberlik ilan ederek bu işten çıkabiliriz. Ya bu aslında itirafta da biz geldik kayaya tosladık demek. Savaş ilan ediyor. Ekonomide savaş ilan ediyor. Peki ekonomide savaş koşullarındaysanız elinizdeki varlıkları elden çıkarmak nasıl bir aklın izahıdır? Tabii. Yani size lazım, biz ekonomide savaşa giriyorsanız size kömür lazım, demir çelik lazım,
petrokimya lazım, elektrik lazım, finans sektörü lazım. Siz bunların hepsini yabancılara verirseniz, hepsini özel sektöre verirseniz nasıl savaşacaksınız, nasıl ekonomiyi düze çıkaracaksınız? Yani burada bir büyük bir çelişkinin ortasındalar. Bu çelişkiden maden işçilerimizin uyarısı umuyoruz ki hükümetin aklını başına getirmeye yeter. Fakat burada belki bir sendikalarımıza bir hatırlatma yapmak lazım. Şimdi bu iş sadece Gimis'in meselesi değil. Sadece Zonguldak işçisinin meselesi değil. Genel maden iş sendikası çıkmış orada mücadele ediyor. Bu yalnız iş, kalmamalı. Evet. Bu iş şimdi aynı saldırıya uğrayan öbür kardeş sendika var. Türkiye Maden İş Sendikası. Türkiye Maden İş Sendikası'nın bu 15 milyar tonluk kömürün 1,5 milyar dışındaki kesimi o sendikayla alakalı. Ama Türkiye Maden İş Sendikası'nın da en azından Gimis kadar bu meseleye sahip çıkmasını beklemek lazım. Bekliyoruz. Türk milleti olarak bekliyoruz. Bunlar tabii orada işçiler adına yapıyorlar oradaki sahiplenmeyi ama o sahiplenme bütün Türkiye adınadır, hepimiz adınadır. Bize önderlik yapmaları, Türk milletine önderlik yapmalarını bekliyoruz. Gimis hareket ederken genel Türkiye Maden İş Sendikası sessiz kalamaz. Türkiye Maden İş Sendikası'nın ve Gimis'in başına bu bela geliyorken enerji sektörünün etkileneceği, ağır sanayinin etkileneceği ve bütün toplum hayatının etkileneceği bu stratejik sektör böylesine haraç mezat parçalanmaya çalışılıyorken Türk İş bu meseleye masaya yumruğunu vurması lazım. Türk İş'ten bunu beklemek lazım. DİSK'ten bunu beklemek lazım. Hak iş. Nasıl olsa biz efendim bizim iş kolumuzda madencilik yok. Olmaz öyle şey. Diyemez. Biz efendim emekçinin yanında olmak. Diyemez. Bu bütün burada. Sendikaların meselesidir. Bu sadece genel maden işin değil. O sendikalarımızın yanında bütün sendikalarımız olmak zorundadır. Tahmin ediyorum ki bugün zaten büyük bir kısmı oradadırlar. Sendika başkanlarının büyük bir kısmı oradadırlar. Öyle olmasını umuyoruz. Orada birlikte bu meseleye sahip çıktıklarını göstermeleri gerekiyor. Özelleştirme hükümet hala niyetinden vazgeçmeyecekse o zaman bütün sendikaları ilgilendiren bir tedbir düşünmek ve mücadeleyi o safhaya taşımak gerekiyor. Belki bütün milletin bütün topyekun birlikte sahip çıkması gerekiyor. Bu öyle bir olaydır. Yani Zonguldak Türkiye'nin bir kenar bölgesinde Zonguldak'ta bir sorun yaşanıyor değildir bu olur olay. Olur mu? Zonguldak Türkiye'nin gıdası, evet. Zonguldak Türkiye'nin enerji başkenti. Böyle bir şey Genel Başkan'ın yazısı çok muazzam önemli. Yazısı. Şöyle evet. Belki gösterme evet. Şansı varsa birinci sayfadan da verilmiş. Evet. Sayın Doğu Perinçek'in madencinin aydınlık çok öne çıkarmış. Güzel yapmış. Maden işçisini manşet yapmış aydınlık. Satmayın üretelim diyor. Çözüm budur. Çok yerinde bir tespit yapmış aydınlık. Evet. Yine aynı fikri işleyen Sayın Perinçek'in yazısı tarihi önemli bir yazıdır. Tarihi önemli bir yazıdır. Bu sadece işçilerimiz için değil aydınlarımız için de önemli bir yazıdır. Bir aydının bu meseleye nasıl bakması gerektiğini, bir vatanseverin, bir yurtseverin nasıl bakması gerektiğini gösteren örnek bir yazıdır. Bu hepimizin meselesi. Sayın Perinçek burada da, bu konuda da Türkiye aydınına, Türkiye yurtseverine yol göstermektedir. Önemli bir, bütün tabii. İzleyicilerimizin okumasını öneriyoruz bu yazıyı özellikle. Tabii. Sendikalarımızın da. Soruyoruz diyor Sayın Perinçek yazıda. Dışarıdan kömür almanın anlamı var mı? Daha ucuz diyorlar diye cevabını vermiş. Neresi ucuz diye soruyor. Borçlanıyorsunuz 1. Faiz ödüyorsunuz 2. Paranız dışa akıyor, kan kaybediyorsunuz 3. Bu ülkenin işçisi işsiz kalıyor, çalışma alanı açamıyorsunuz 4. İşsizlik nedeniyle toplumsal yaralar açıyorsunuz, ahlakınız bozuluyor 5. Zonguldak, Karabük, Bartın halkı işsiz kalınca büyük kentlere göç ediyor. İşsiz yığınlarını büyük kentlerde depoluyorsunuz 6. Bir bir anlatmış. Dışarıdan kömür aldıkça Türkiye nitelikli iş gücünü kaybediyor. Kömür çıkarmak öyle kolay değil. Hem güç istiyor hem de uzmanlık. Kazmacı, domuzdamcı, mühendis, yerüstü personeli öyle kolay yetişmiyor. TTK'yı küçültenler 150 yıllık tecrübeyi de toprağa gömüyorlar. Özel sektörde özellikle kapalı madenleri işletebilecek tecrübe
ve insan gücü bulunuyor. Etti yedi. Evet, özel sektörü konuşalım burada. Yani özel evet, torba torba içinde kömür dağıttılar. Şimdi bunun için mi özelleştiriliyor yoksa? Soma'dan dağıttılar. Şimdi bir de ithalat virüs gibidir Gülgün Hanım. Yani bir öyle, o virüs bulaştı mı kanser hücresi gibi yayılır. Şimdi 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde, tabii burada bütün mesele AKP'den ibaret değil, öncesinde de başlamış. Önceki hükümetlerin de burada büyük vebali vardır. Büyük günahları vardır. Onları da böyle temize çıkarmış gibi olmayalım. Onların da tarihe karşı sorumlulukları vardır. 2002 yılına gelindiğinde Türkiye'ye giren ithal kömür miktarı ne kadarmış biliyor musunuz? 11 milyon ton olmuş. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde Türkiye'ye giren ithal kömür miktarı 11 milyon ton. Şu anda ne kadar? 34 milyon tona çıkmış. Türkiye'nin yer altında zenginlikleri var. 15 milyar ton. Ama sadece Zonguldak'ta 1,5 milyar ton. 35 milyon ton getiriyorsun. Evet. Siz orada duruyor. Kapıları öyle açıyorsunuz. Ve bu ithal yani çok çok kirli şeyler söyleniyor. Bu ithal üzerinden, ithalat, kömür ithalatı üzerinden çok kirli şeyler söyleniyor. Bunlar tabii belgeleyemediğimiz için söylemek zor. Ama Zonguldak'ta biz neler duyduk neler. Tabii. Yani buradan birilerinin çok zengin edildiğini, tabii, olağanüstü böyle şeyler sağlandığını, o işgal gemilerinin, kömür ithal gemilerinin, Zonguldak limanına yanaşan o gemilerin arkasında kimlerin çok olduğu, kirli ilişkilerin, çok pis şeylerin kokusundan bahsettiler. Yani bunu söylemek bile şey. Bu peki, ayrı bir şey. Yani bu bir dedikodu. Neler duydunuz mesela? Yani sadece duyduklarımızı elbette double check denen gazetecilikte çifte konunun kimi politikacıların yakınlarının bu işin içerisinde olduğu iddiaları var. Evet. Kimilerinin gemilerinin bu ticarette kullanıldığı iddiaları yine var. Kimilerinin bu ithalat sırasında pay aldığı, yani böyle bunlar olabilecek şeyler değil. Türk milletinin evlatları o bakımsız, efendim yatırım yapılmamış kömür ocaklarında katledilirken oradan monitörü bize doğru çevirebilir misiniz sevgili arkadaşlar, biz muhteşem de görelim. Muhteşem bir görüntü değil mi? Olağanüstü bir görüntü. Şu anda görüyoruz. Görüntü bir miktar dondu galiba. Ama madenciler bu yasalara karşı alandalar. Bu torba nasıl bir torbaysa çıkmadık şey kalmadı. İşte görüyoruz şimdi. İnsanın tüylerini diken diken eden. Baretleriyle gelmişler ve şeyleriyle. Kutluyoruz onları. Her birini alnından öpüyoruz. Baretleriyle doldurmuşlar alanı. Muhtemelen ocaktan çıkıp gelmişlerdir. Yani tabii, o elleri yüzlerini bile yıkamadan. Muhtemelen öyledir. Eğer gösterme şansı varsa. Hayatları tehlikede bu insanların her gün. Duyuyoruz biraz. Evet, ses duyuyoruz. Dinleyelim. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Yine belde başkanlarımız. Saygıdeğer belde başkanlarımız. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Belde belediye başkanlarımız. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Sayın Ahmet Altun Bey, hoş geldiniz. Zonguldak Merkezi'nin bütün muhtarları. Şu anda görüntü donduğu için konuşma yapılıyor. Siz anlatıyordunuz. Evet. Bana anlattıklarınızı yayında lütfen anlatırsanız. Bütün muhtarlar orada dediniz. Bütün muhtarlar oradalar. Geçtiğimiz günlerde grup grup bir araya geldiler. Evet. O 90'daki o büyük birlik, Zonguldak'ın o 100 bin kişilik kitlesinin kenetlenmesi gibi yeniden onu hazırlıyorlar. Muhtarları toplandı. İlçe ilçe, Çaycuma ayrı, Kozlu ayrı, efendim Zonguldak merkezi ayrı, evet, Kilimli ayrı toplandılar. Dediler ki biz birlikteyiz. Zonguldak'taki bütün meslek örgütleri, bütün kitle örgütleri, bütün partiler, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi heyeti oradaymış, o çıkıyor. Vatan Partisi'nin genel sekreterinin başkanlığındaki Sayın Yıldırım Koç'un da bulunduğu o geniş heyet gidiyor. Yani böyle bütün Türkiye'nin destek verdiği bir olay bu.
Muhtemelen o yöredeki AKP milletvekillerinin de ben tahmin ediyorum ki bu olaya verecekleri çok mahcuplardır. Çok mahcuplardır, çok utanç duyuyorlardır. Yani işçini, o Zonguldak halkının yüzüne nasıl bakacaklar? Zor iş. Onların yerinde olmak istemezdim ben. Ya istifa edecekler, yani öyle bir duruma gelmişler, öyle bir durumla yüz yüzeler. Ya istifa edecekler ya da bu durumun şeyini paylaşıyorlarsa o zaman halk bunlara sırtını döner. Döner yani, bunu göreceğiz. Burada bu insanların hayatı önemli, çocuklarının geleceği önemli. Bakın ne çok konu birbirini tetikliyor ve etkiliyor. O eşlerin durumu önemli. Evlatlarının geleceği için para kazanıyor. Unutmadık Soma'dan çıkan dramları, o acıları ve orada yaşanan o aymazlıkları hiçbirini unutmadık. Şimdi aynı şeyler mi yaşansın isteniyor? Şimdi geçti... Niye devlet kontrolü bitecek diyor işte işçi, madenci. Geçtiğimiz günlerde yani devlet kontrolünü istiyor anladığınız. Çünkü güveniyor devletine. Tabii. Kırmayın bu güveni. Tabii. İşçi devlet istiyor. İşçi devlet istiyor. Kırmayın bu özel güveni. Özel sektör katliam demek. Yani bu GİMİS başkanı da açıkladı. GİMİS'in şeyi de özel sektör demek katliam demektir. Özel sektör demek daha çok sömürü demektir. Daha güvencesiz çalışma demektir. İşçinin taşeron sisteminde, rödovan sisteminde ezilmesi, büzülmesi demektir. Ve tabii katliamdır. İş kazası demektir. Sadece bu yıl iş kazası sayısı rakamları var. O da özel şeyi de kamu sektöründe binlerce kaza. Bunların hepsi basına yansımıyor. Kiminin kolu sakatlanıyor, kiminin bacağı sakatlanıyor, kimisinin şey oluyor. Ancak ölümleri duyuyoruz. Bunlar vakayı adiyeden kabul ediliyor. Evet. Yani sıradanlaşmış olaylar olur. Bu işin fıtratında var diyenleri biliyoruz maalesef. Yani işçi ölümlerinin ardından bunlar çok acı şeyler. Dünyada niye olmuyor da biz de bu kadar yoğun olarak işçi kayıplarını yaşıyoruz, göçükler yaşıyoruz, asansörler paldır küldür düşüyor. Yani niye bizde? İş güvenliği neden yok bizde? İşte soru cevabını da getiriyor. Özel sektör. Özel sektör. Özel şimdi, sektörün para kazanma hırsı. Bir de zaten şu olmuş yani Gülbin Hanım. Şimdi 90'da o madencinin ayaklandığı o dönemden bu yana Zonguldak'ta çok büyük şeyler tahribatlar yapmışlar aslında. Zonguldak'taki toplam kömür üretiminin %45'i yaklaşık özel sektörde şu anda. Acaba ses duyabiliyor muyuz? Tekrar görüntü. Çocuklarının gelecek mücadelesi. İnanıyoruz onların da yüreklerimizle beraber Zonguldak bugün gönül gönüle omuz omuza hiç kimsenin ama hiç kimsenin endişesi almasın. Sevgili dostlar. Şimdi sizlere Ulan Değer Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ülkemizi şer güçlerin şerrinden korurken canlarını feda eden tüm vatan şehitlerimiz ve maden şehitlerimiz anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şimdi Zonguldak'ın haklı sesini, Zonguldak'ın feryadını duymayanlara duyurabilmek için, o sesi haykırabilmek için Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Sayın Ahmet Demirci'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın arkadaşlarım. İşte madenci, işte sendika. İşte madenci, işte sendika. İşte madenci, işte sendika. Sayın Bakanım, sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, demokratik kitle örgütlerimizin, siyasi partilerimizin, meslek odalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve basınımızın temsilcileri, değerli dostlar, canımız, ciğerimiz, Zonguldak'ımızın ve ülkemiz sanayisinin geleceğinin güvencesi sevgili madenci kardeşlerim, Genel Maden İşleri Sendikası, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulumuz adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü tören örgütüyle girişilen silahlı çatışmada şehit olan, aralarında Zonguldak'tan Gökhan Kurak kardeşimizin de olduğu 8 vatan evladımızı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörü buradan bir kez daha lanetliyoruz. Sevgili kardeşlerim, maden işleri olarak emeğin başkentinde ve bölgede yaşayan insanlar olarak her yanlış yaptıklarında ya da yapmak istediklerinde hükümetleri ve siyasi iktidarları uyardık. 170 yıllık üretim kültüründen vatan ve millet sevgisinden aldığımız tecrübeyle uyarılığımızda hep biz haklı çıktık. Ve bugün her şeye rağmen üretmeye, ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, 1990'da uyardık, 1994'te uyardık, 2004'te uyardık. 2009 yılından bu yana da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda izlenen yanlış politikalara karşı mücadele veriyoruz. TTK'da işçi sayımız sürekli azalıyor. Üretim düşüyor. Tarihimizin en az sayıda işçisiyle çalışıyoruz. Yeni işçi alınmıyor. Ve TTK göz göre göre zarar sürdürüyor. Buna rağmen sanki zarar bizden kaynaklanıyormuş gibi zarar rakamlarını anlatarak TTK'yı satmaktan, kapatmaktan söz ediyorlar. 2010 yılından bu yana TTK Genel Müdürlüğü'nün işçi talebine cevap vermiyorlar. En son 2014 yılında 4600 işçi talep edildi ama bakanlık izin vermedi. İşçi alınsın, üretim artsın. İşçi alınsın, üretim artsın. İşçi alınsın, üretim artsın. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi 2016 yılında Karadon'da envanter çalışması yapıldığını öğrendik ve tepkilerimizi ortaya koyduk. Paneller, toplantılar düzenledik ve kendi çözüm önerimizi anlattık. 14 Temmuz 2016 tarihinde buradan madenci anıtından hep birlikte seslendik. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişimiyle vatan ve millet olarak daha büyük bir belaya karşı mücadele vermek zorunda kaldık. Darbelere karşıyız, ülkemize aşığız. Darbelere karşıyız, ülkemize aşığız. Darbelere karşıyız, ülkemize aşığız. Bu dönem içinde de her fırsatta TTK ve Zonguldak sorunlarını Ankara'ya aktarmaya çalıştık. Sorunlarımızı Ankara'ya taşıması gereken özellikle İktidar Partisi milletvekillerimiz ne yazık ki başarılı olamadılar. Halktan kopuk siyasetçiler sorunlarımızın Ankara'ya taşınmasını engelliyorlar. Hatta bazen yanlış bilgi veriyorlar. İşte böyle zamanlarda biz çeşitli etkinlikler ve
eylemler yaparak sesimizi Ankara'ya, siyasi iktidara, hükümete ve doğrudan duyurmaya çalışıyoruz. İşte böyle bir dönemde yine buradayız. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, hükümet bir torba yasa tasarısıyla maden kanununda değişiklik yapmak ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'yla Türkiye kömür işletmelerini küçük parçalar halinde özelleştirmek istiyor. Bakınız, madde çok açık ve yoruma gerek yok. 58. madde şöyle diyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Bakınız, yetki TTK Genel Müdürlüğü'ne veriliyor. Ruhsat küçük parçalara bölünüyor ve maden sahaları satılıyor. Yasa metninde ihale etmek deniyor. Hükümet şaşırmaz, sabrımızı taşırmaz. Hükümet şaşırmaz, sabrımızı taşırmaz. Hükümet şaşırmaz, sabrımızı taşırmaz. Değerli kardeşlerim, birincisi kurum yönetimiyle içler ve sendika karşı karşıya getiriliyor. Bizim kavga etmemiz isteniyor. İkincisi, sahalar küçük parçalara bölünüyor. Yani daha küçük şirketlerin alıcı olması isteniyor. Çünkü bizim yıllardır söylediğimiz gibi bu sahaları müessese veya işletme bazında satabilecek, işletebilecek yeraltı tecrübesi olan ve kurumsal yapısı güçlü maden şirketleri maalesef yok. Şimdi özelleştirme için sıradan şirketlerin önü açılıyor. Üçüncüsü, ruhsatlar verildiği için sahalarda TTK'nın hiçbir sorumluluğu kalmıyor. Yani TTK sahaları ve şirketleri de denetleyemeyecek devletin başka birimleri, yani bu sahaları hiç tanımayan kurumlar bu şirketleri denetleyecekler. TTK ve TKI gibi kurumlar şirketleri ve sahaları denetleyerken yaşadığımız faciaları düşünün. Şimdi bundan daha kötüsü, yani bize doğrudan ölümü dayattırıyorlar. Evet, sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, 2004 yılında taşeron uygulamasına karşı çıktı. Madencilik tarihinde görülmedik kazalara neden olabilir dedi. Eylemler yaptı. Bizi dinlemediler ve zorladılar. İnşaat şirketinde madende iş verdiler. 2010 yılında Karadon'da 30, 2013 yılında Kozda 8 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Mekanları cennet olsun. Yazık, günah değil mi? Hiç olmayacak yerlerde kazalar yaşandı. Sonra Zonguldak'ta büyük bir miting yaptık. Emeğe saygı, taşeronuna hayır dedik. Hükümeti uyardık. Biz TTK'da taşeron faciasından kurtulduk. Ama Soma'da 301 arkadaşımızı koruyamadık. Çünkü bizi dinlemediler. Ve madencilik sektörü kar hırsına erindi. Madenler bizimdir, bizim kalacak. Madenler bizimdir, bizim kalacak. Madenler bizimdir, bizim kalacak. Sevgili dostlar, değerli madenci kardeşlerim, buradan hükümete, siyasi iktidara sesleniyoruz. 58. maddeyi tasarıdan çıkartınız. Buradan 550 milletvekillerine sesleniyoruz. Lütfen Meclis Genel Kurulu'nda 58. maddeyi kabul etmeyiniz. Biz üretmek istiyoruz. İnsanca çalışıp insanca yaşamak istiyoruz. Maden kanununda daha önce yapılan değişikliklerle en düşük ücreti iki askeri ücrete çıkartan, hafta tatilimizi 2 gün yapan, son sözleşmemizde bize katkı veren hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama bakınız, bunların hiçbir anlamı kalmıyor. 58. madde bize ölümü dayatıyor. Kurumsal yapısı güçsüz, zayıf şirketler yerin yüzlerce metre altında gazlı ortamlarda çalışamazlar. Ruhsatı ve sahaları bölmeyiz. Biz bunun yanlış olduğunu bedel ödeyerek öğrendik. TTK ve TKI'nin denetimi ve tecrübesine rağmen yaşadığımız kazaları Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek, Şırnak ve diğerlerini unutmayınız. İşte bunun için biz yeraltı maden işletmeciliği
devlet eliyle yapılsın diyoruz. Kömürümüze kan bulanmasın. Cenazemiz yol kenarlarına, hastane önlerine bırakılmasın diyoruz. Ruhsatların bölünmesi, sahaların küçültülmesi ve küçük şirketlerin önünün açılması, bu madenlerin ve ocakların cenazelerimizin üzerine kapatılması demektir. Biz sesimize kulak veren CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bize destek veren milletvekillerine, sendikamıza gelen MHP İl Teşkilatı'na, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve desteğini açıklayan diğer partilerimize, demokratik kitle örgütlerimize, sivil toplum teşkilatlarımıza ve işçi memur kardeş sendikalarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki birlikte mücadelemizle bu gerçekleri başta hükümet olmak üzere tüm kamuoyuna ve dünyaya duyuracağız. İşte Zonguldak, işte sendika! İşte Zonguldak, işte sendika! İşte Zonguldak, işte sendika! Bülent Ecevit Üniversitesi'nin hazırladığı rapor doğrultusunda TTK'yı ayağa kaldıracak, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Doğruları beraber anlatıp beraber başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah yardımcınız olsun diyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Demirci'ye Zonguldak'ın acı gerçeklerini, duyulmayan feryadını haykırarak anlattığı için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun başkanım. Madenci kararı sönmeyecek. Madenci kararı sönmeyecek. Madenci kararı sönmeyecek. Bu feneri söndürmek isteyenlerin ellerini hep beraber kıracak mıyız? Evet. Kıracak mıyız? Evet. Başkanım, hep beraber. Bu ülke bizim, bu Zonguldak bizim. Hep beraber, ama hep beraber buraya sahip çıkacağız. Madenler bizim, bizim kalacak. Çocuklarımız orada hurhalca insanlık dışı çalıştırılamayacak. Hep beraber var mıyız? Var! Var mıyız? Var! Adamımız var olsun. Değerli dostlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Birlikte yürüyeceğiz. Sağ olun, var olun. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Sevgili dostlar, her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen madenciye yakışır şekilde sesimizi duyurduk. Sağlıklı bir şekilde evlerimize gidiyoruz. Madenci kardeşlerimiz, gözünüz, kulağınız bizde olsun. Sendikanızdan başka bilgilere ihtimal ve tahammül etmeyin. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Sağ olun, var olun. Gözümüz, kulağımız sizde. Sizde olmaya devam edecek sevgili madencilerimiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın, ulusal kanal olarak yanınızdayız. Bundan hiç kuşku duymayın, Aydınlık Gazetesi'nin çok değerli yazarları sizin sorunlarınızı her gün köşelerine taşıyorlar, dili tutuyorlar. Şu anda da yazarımız, Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Akkaya ile birlikteliğimiz sürüyor. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam dediniz, madenci feneri sönmeyecek dediniz. Zonguldak bizim, bizim kalacak dediniz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bölünmez dediniz. Daha ne diyeceksiniz ve
binlerce yürek olarak oraya gittiniz. Evet, şimdi sağlıkla yuvalarınıza gidiniz dediler. İşiniz rahat olsun. Sizlerle birlikteyiz. Sayın Akkaya, buyurun. Şimdi bir görüntü bir kere muhteşem. Çok. Yani olağanüstü güzel. Türkiye işçi sınıfı bu. Türkiye bu. İşçi sınıfının ne kadar vatansever olduğunun bir örneğini gördük. Fabrika, işte ocaklardan çıkmış, çoğu elini yüzünü bile yıkamadan baretleriyle, bakın yüzleri simsiyah hale gelmişler ama ellerinde Türk bayraklarıyla. Evet. Ve Türk bayraklarıyla ocaktan ölümün eşiğinden gelen işçi. Yüzü gözü baksanıza. Bu işçinin yüreği şehit olan Mehmetçiğin yüreğiyle çarpıyor. Evet. Yani bu muhteşem bir şeydir. Cephede şehit düşen Mehmetçiği en iyi kim anlar? Zonguldak'ın yer altında ölümle savaşan, yine orada fabrika Türkiye için, millet için üretim evet. yapan madencisi anlar. Biz bu arada program müdürümüz de bilgi verdi. Elmas TV'ye de işçinin sesini duyurmakta olan evet. kanala da teşekkür edelim. Bazı görüntüleri bizlere destek verdiler. Onlardan alarak yayınladık. Arkadaşlarımız orada, Ulusal Kanal ekibi orada. Böylece büyük bir yayın gerçekleştiriyoruz. Ebobinleri değil 3-5 kamera, binlerce kamera olsa evet. yansıtmaya yetmez bu coşkuyu. Gerçekten orada olmak isterdik diye konuştuk Sayın Akkaya'yla. Ama en yakın zamanda belki evet, orada olmak çok gerekecek. Çok önemli bir ses bu. Evet. Çok güçlü bir ses. Yankısı da büyük evet. olmalı diye düşünüyorum. Yani bu bütün Zonguldak'ın sesiydi. Aslında bütün madencilerin, bütün işçi sınıfının sesiydi. Tahmin ediyorum ki orada sendikacıların da önemli bir kısmı oradaydı. Oraya gidemeyenler de orayla dayanışma içerisindelerdi. Bu Türkiye'ydi ve işçi sınıfıydı. Eğer hükümet bu sese kulak vermezse bunun yankısı çok daha kapsamlı olacaktır. Bu ciddi bir uyarıdır. Ciddi bir uyarıdır. Hükümete önerimiz bu uyarıyı dikkate alsınlar ve bu tasarıyı geri çeksinler. Şimdi bu tasarıda bir iki nokta daha var. Evet, onu da konuşalım. Şimdi şeyi konuştuk. Bu tasarının tabii ulusal varlıklarımızın satılması, peşkeş çekilmesi tarafını konuştuk. Yeraltı zenginliklerimiz, ithalatın nasıl önünü açacağı vesaire bunları konuştuk. Fakat şimdi bu tasarıda bir yani deyim yerindeyse bir cinlik de yapılıyor. Cinlik yapılıyor. Şöyle, şimdi tasarı neyi amaçlıyor? Diyor ki yer altındaki bütün madenlerin bütün maden derken kömür madenlerini kastediyor tabii. TK'yı ve TTK kapsamındaki bütün madenlerin Türkiye Kömür İşletmesi ve Türkiye Taş Kömürü kurumları vasıtasıyla alt işverene verilmesinin yönünü açıyor. Yani bizim diyor hükümetten rızamızı almanıza gerek yok. Bakanlıkta olarak bizim rızamızı artık gerek yok. Siz Türkiye Taş Kömürü olarak ve Türkiye Kömür İşletmesi olarak kendiniz rödevansa verebilirsiniz. Ruhsatlarınızı istediğiniz yere kiralayabilirsiniz. Alt işverene verebilirsiniz. Kendisinin aradan çıkarıyor hükümet. Böyle bir şeyde, böyle stratejik bir evet. yerde bu nasıl olabilir Sayın Şimdi Hakkı? Buralar Enerji Bakanlığı'na bağlı ve devleti bağlı. Yani şimdi yasada ortak sorumluluk diye bir şey var. Yani o işletmeyi alt işveren olarak taşırana da verseniz, rödevans yoluyla kiralasanız da oradaki uygulamalarda karşılıklı sorumluluk vardır. Hem orayı işleten rödevans şirketin ya da taşeronun hem de üst işveren olarak Türkiye Kömür İşletmesi, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve bakanlığın. Şimdi bakanlık kendisini çıkarıyor. Bu ne demektir? Şimdi niye çıkarıyorsunuz burada? Yani çünkü bu büyük cinayetleri var. Madencilik inşaat sektöründen sonra en büyük cinayetin işlendiği sektördür. Ve inşaat sektöründen ilaveten madende ölüm kazalarda ölüm oranı yüksektir. Şimdi böylesine riskli bir alanda üretim yapılıyor ve sizin bu uygulamanızla bu riski daha da arttırıyorsunuz. Ölme riskini daha da çoğaltıyorsunuz. Fıtrat diye bir şey yok.
fıtrat kelimesini tümüyle şeyden çıkarmak lazım. Bu kesinlikle yanlış bir cümledir. Kesinlikle yanlış bir cümledir. Siz demin çok yerinde bir şey söylediniz. Madenlerden neredeyse sıfır kazayla üretim yapılan ülkeler var. Fıtratsa oralarda da geçerli olması lazım ama Türkiye maden kazaları bakımından Avrupa'da birinci. Dünya üçüncüsüyüz. Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada üçüncü sıradayız. Maden ölümleri sırasında. Bu nasıl bir şey? Böyle bir fıtrat olabilir mi? Fakat bu uygulama bunu daha da arttıracak bir uygulama. Nasıl ediyor? Türkiye Taş Kömürü veya Türkiye Kömür İşletmesi kendisi alt işverene verecek. Nasıl verecek? Parçalıyor, bölüyor. Şu anda da zaten Zonguldak yöresinde ki maden ocaklarının %48'i rödovans yoluyla işletme yapıyor. Kiralamışlar ruhsatı, Türkiye Taş Kömürü'nün ruhsatlarını kiralamışlar. Yani bu birçok kaza yaşanıyor. Kozlu'da geçtiğimiz günlerde bir ölüm faciası yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Ondan önce Star Madencilik'te başka facialar yaşandı. Kim bunlar? Özel şirketler. Yani şeyin yaşandığı kurumlara, Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye TTK'ya bağlı kurumlarda neredeyse ölümlü kaza, büyük kazalar yoktur. Büyük kazalar neredeyse bu kadar teknolojisinin düşürülmesine rağmen, bu kadar yatırımsızlığa rağmen özel sektörle kıyaslandığında arada uçurum vardır. Özel sektör tam bir saldım çayıra durumu söz konusudur. Oralarda işçinin canı Allah'a emanet. Şimdi Gülgün Hanım düşünün ki dünyanın hangi işinde işçi işe girdiği zaman ailesi onu Allah kurtarsın diye uğurlasın. Ya. Böyle bir sektördür burası. Arkadaşları ocağa giren işçiye çıkanlar onu Allah kurtarsın diye uğurlarlar yer altına. Ve çıkarken de bütün işçiler birbirlerine geçmiş olsun derler. Bugünü de atlattı kazasız. Böyle bir sektördür burası. Her gün ölümle burun buruna. Burun buruna. Türkiye gibi bir ülkede. Evet. Ama yani, siz bir de yatırım yapmıyorsunuz. İşçi güvencesi olmadığı için, işçi güvenliği dikkate alınmadığı için. Şimdi bir böyle bir olay. Yani hükümet kendi sorumluluğunu oradan kurtarıyor. Atacak. Atıyor. Atabilir mi? Atamaz. İkincisi anayasaya aykırı. İkincisi şu. Şimdi iş kanununda diyor ki, iş kanununun ikinci maddesi. 4857 sayılı yasanın ikinci maddesi aynen şöyle diyor. Diyor ki bir işveren yapa geldiği işin esasıyla alakalı işi alt işverene veremez. Yani ne demektir? Sizin Türkiye Taş Kömürü diye kurumunuz varsa, Türkiye Kömür İşletmesi diye kurumunuz varsa, zaten kömür üretiyorsanız, zaten işletiyorsanız, çıkarıyorsanız, bu işi zaten yapıyorsanız bu işin bir parçasını yine aynı maksatla başka bir işverene veremezsiniz. Kiralama yoluyla ya da taşeron yoluyla. Bu 4857 sayılı yasanın ikinci maddesi aynen bu şekildedir. Ve bunun yönetmeliği çıkarılmıştır. Alt işverenlik yönetmeliği. Orada da bunun ayrıntıları şey. Şimdi bu yasa, bu daha doğrusu torba yasa, dış çıkarılmak istenen yasa 2002 yılında hükümetin kendisinin çıkardığı, bu hükümetin kendisinin çıkardığı bu kanuna da ters. Yani AKP şu anda çıkarmak istediği yasayla geçmişteki yasasını çiğnemeye çalışıyor. Bir böyle bir olay var. Başka ne olacak? Şimdi bu kanun eğer uygulanırsa bundan sonra işçinin haline yani artık düşünmek mümkün değil. Her yerden katliamlar, her yerden. Şimdi geçtiğim daha Ermenek ne kadar oldu? Çok yeni. Tabii. Şırnak daha ne kadar oldu? Tabii. Ondan önce Karaman ne kadar oldu? Her gün bir yerlerden olurken bunların hepsi de özel sektörken, hepsi rödovansken bunlar yeniden bu işletmeleri parçalayıp küçük küçük işletmeler halinde. Şimdi büyük işletmelerde büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Ama küçük işletmelerde orayı alacak olan işveren de küçük bütçeli işveren olacaktır. Oraya yatırım yapabilmek başka imkanlar gerektirir. Teknoloji olarak da büyük imkanlar gerektirir. Küçük yerlerde, küçük ruhsatlarda ölümler çok daha sert oluyor. Zonguldak'ta şimdi %48'i rödovans ama yüzlerce kaçak ocak var. Biliyoruz. Ruhsat verilmemiş,
Hükümet göz yumuyor. Yeter ki maden gelsin diyor. O maden ocakları, çıkarılan kömürleri satıyorlar. Kime satıyorlar? Bir kısmını devlete satıyorlar. Bir kısmını özel şirketlere satıyorlar. Ve hükümet de bunlara göz yumuyor. Türkiye'nin her tarafı kaçak ocak dolu. Evet. Ruhsat alınmamış. Üretim alınmamış. Tabii kaçak ocak olduğu için de buralarda ne yatırım yapılmış, ne şu olmuş, ne bu olmuş. Yani özetle şu. Bir, burası ulusal varlıktır. Kesinlikle cumhuriyet ile millileştirilmiş olan, cumhuriyetle özdeşleşmiş olan işletmelerimizdir. Buralar devlet eliyle işletilmek zorundadır. İki, bu Türkiye kömür madeni stratejik bir üründür. Sanayinin ana girdisidir. Sanayinin ana girdisidir. Enerji sektörünün ana girdisidir. Efendim, toplumun hayatı için önemli bir şeydir. Stratejik bir üründür. Bu yüzden özelleştirilemez. İki. Üç, buralarda özelleştirildiği zaman iş cinayetlerinin katmerlenmesi olasılık değil, kesindir. Satılamaz. Üç. Dört, buralar satıldığı zaman işçi bugüne göre çok çok daha katmerli bir şekilde sömürülecektir. Tasfiye edilecektir sendikaları. Çok kötü koşullarda çalıştırılacaklardır. Çok düşük ücretlere çalıştırılacaklardır. Bu yüzden de satılmaması gerekiyor. 4. 5. Bu çıkarılmak istenen girişim, yasa tasarısı şu anda mevcut yasaya göre, iş kanununa göre aykırıdır. Yasa dışıdır. Başka bir kanunu çiğnemek için, başka bir kanunun hakimiyetini ortadan kaldırmak için bir başka yasa çıkarılmaya çalışılıyor. Bu büyük bir cinliktir. 5. Devlet madenlerden vazgeçemez. Madenler devletlerin en stratejik ürünleri arasındadır. Buralardan vazgeçmek demek devleti tasfiye etmek demektir. Son olarak belki şunu söylemek mümkün. Bu kurumlar ayakta kalırsa siz yeni sorunlarla baş edebilirsiniz. Bu kurumlara, bunlara dayanarak daha büyük belaları alt edebilirsiniz. Türkiye'nin önünde sorunlar var. Ekonomiyi çökerttiniz. Efendim şeye geldiniz diye elinizdekilerin hepsini ortadan kaldırmak, tasfiye etmek daha büyük belalara yol açacaktır. Bir yanda diyorsunuz ki ekonomide milli seferberlik yapıyoruz. Milli seferberlik ne demektir? Yatırım yapmak demektir, üretim yapmak demektir. Türkiye'de üretilmesi mümkün olan malların dışarıdan getirilmesini engellemek demektir. Ulusal sanayiyi korumak demektir, desteklemek demektir ve devlet eliyle yatırım yapmak demektir. Belki şunlar, Türkiye kaçınılmaz olarak buraya girecek, o görülüyor. Enerji sektörü tekrar devlet bünyesine kavuşturulmadan Türkiye'nin düze çıkması mümkün değil. Petrokimya sektörünü tekrar devletleştirmek zorunda. Ağır sanayiyi tekrar devletleştirmek zorunda. Bankacılıkta devletin rolünü tekrar artırmak zorunda. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı iken bile, bu şeyden önce bile, ikide bir faiz oranlarına vesaire müdahale etmek zorunda kalıyordu. Hatta bağırıyordu, çağırıyordu. Tabii. Niye buna ihtiyaç duyasınız? Devlet, bankalar sizin kontrolünüzde olsa, kamuculuk olsa, bankacılık sektöründe, finans sektörünü siz kontrol edebilseniz, Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesine neden gerek kalsın? Merkez Bankası'nın politikasıyla bir, ama şimdi piyasaya yön veremiyorsunuz. Bankacılık özel, petrokimya özel, elektrik özel ve yabancılar bütün sektörlere ele geçirilmiş. Şimdi direksiyonu çeviremiyorlar. O zaman ne kalıyor geriye? Yatırım, üretim diyor ama kıvranıyor. O zaman geriye kalan varlıkları da satmak. Bir de varlık fonu oluşturdular. İntihardır bu. Bu Türkiye'yi intihara götürmektir. AKP hükümeti intihar etmektedir. Bu politikasından derhal vazgeçmesini öneriyoruz. Evet. İşçinin uyarısı da çok haklıdır. Çok haklıdır ve en doğru şekilde de yankılanması gerektiğini düşünüyoruz. Zira dedi ki işçi, 58. madde yeniden işçi ölümlerini arttıracaktır, iş kazalarını arttıracaktır, devlet denetimini yok edecektir. Burada çok önemli bu mesajı alması lazım iktidarın. Devlet denetimini istiyor. Devletini yanında görmek istiyor. Evet. Özel sektörü değil. Demek ki her şey özelleştirilerek, babalar gibi satarız diyerek olmuyor. Sanıyorum artık süremizin de sonuna geldik.
Evet, süremiz burada sona eriyor. Sayın Mehmet Akkaya, çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim. Bugün önemli bir gün. Sadece bir günle sınırlı değil. Bu her zaman tekrar tekrar üzerinde durmamız ve işçinin yanında olduğumuzu göstermemiz gereken bir düzendeyiz. Ve yanlarındayız ulusal kanal olarak. Bölgeden yayın yaparken, Zonguldak'tan yayın yaparken o işçinin coşkusunu bizlere Zonguldak'tan aktaran Elmas TV kanalına da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bütün çalışanlara iyilikler diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, yarın tekrar burada olacağız. Bu kez bir başka cepheden bakacağız ülkemizin sorunlarına. Toprak biterken diyeceğiz. Tarımımız ne oldu? Bunu konuşacağız. İşte yeraltı zenginliklerimiz, yerüstü zenginliklerimize ne oluyor? Hepsini bir bir masaya yatırıyoruz. Yarına dek esen kalın. Çok teşekkürler tekrar. Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, esassızdı. Hakikatte, içinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da taksimini teminle uğraşılmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunlar hepsi anlamı kalmamış bir takım manasız sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne yardım talep olunmak isteniyordu? O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi? Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti tesis etmek. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz tatbikatına başladığımız karar bu karar olmuştur. Bu kararın dayandığı en kuvvetli muhakeme ve mantık şuydu. Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkinden yüksek bir muameleye layık olamaz. Yabancı bir devletin himaye ve kollayıcılığını kabul etmek, insanlık vasıflarından mahrumiyeti, acz ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Hakikaten bu derekeye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki Türk'ün haysiyet ve izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal ya ölüm. İşte hakiki kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı. Bir an için bu kararın tatbikatında muvaffakiyetsizliğe uğranılacağını farz edelim. Ne olacaktı? Esaret. Peki efendim, diğer kararlara boyun eğmek halinde netice bunun aynı değil miydi? Şu farkla ki, bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakarlığı yapmakla teselli bulur ve bittabi esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman gözündeki mevkii farklı olur. Sonra Osmanlı hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak elbette Türk milletine karşı en büyük fenalığı işlemekti. Çünkü millet her türlü fedakarlığı sarf ederek bağımsızlığını temin etse de saltanat devam ettiği takdirde bu bağımsızlığa emniyet altına alınmış gözüyle bakılamazdı. Artık vatanla, milletle hiçbir vicdani ve fikri alakası kalmamış bir sürü delinin, devlet ve millet bağımsızlık ve haysiyetinin muhafızı mevkiinde bulundurulması nasıl caiz görülebilirdi?